Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Faslun leyse fi akalle min selâsine minel bakari şey'un. Burada sığırları anlatacak. Sığır, öküz, efendim başka ne için? Camış onun içine giriyor. Leyse fi akalle min selâsine minel bakari şey'un. Eğer 30'dan az olursa inekler 30'dan az olursa onda zekat yok. 30'dan az olursa. Peki ticaret için olursa bunlar ne gerekir o zaman? Ticaret malı üzerinden yani 80 gram altın nasıl nisap oluyor onun üzerine çıkınca tamamından 40'ta bir veriyorsanız bu da ticaret malı olur. Ticaret malı gibi verilir. Eğer tarla sürmek için vesaire yani bunun gibi yük taşımak için küzleri çok olsa bile onlara zekat düşmez. Tabii ticaret malıysa 80 gram altın üzerinden kıymetini hesaplayıp vereceksiniz. Kıymetini hesaplayıp. Peki وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِعٌ اَوْ تَبِعَةٌ 30 tane sığırınız varsa o zaman ya da camışınız varsa bir tebi ya da tebi'e veriyorsunuz. Peki nedir tebi? وَهِيَ الَّتِي تَعَنَتْ فِي ثَانِيَةِ İkinci senesine giren hayvana, sığıra tebi denir. Tabi dişi ise tebi, dişi ise tebi'e, erkekse yani öküzse tebi denir. Efendim 30 tane sığırınız varsa ya bir tane 2 yaşına giren tebi veriyorsunuz veya tebiye veriyorsunuz. Düve mi denir buna? Dana mı denir? Düve. Peki وَفِي الْاَرْبَع۪ينَ مُسِنَّةٌ اَوْ مُسِنُّنْ 40 tane varsa hayvanınız bu durumda ne yapıyorsunuz? Bir musinne ya da musin veriyorsunuz. O da nedir? 3 yaşına giren dişi hayvana 3 yaşına giren ineğe müsinne, 3 yaşına giren öküze müsin denir. Dolayısıyla 40 tane sığırınız varsa 3 yaşına giren ya bir öküz ya da bir ineği zekat olarak verirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e böyle emrediyor. Bunun üzerinde icma var. وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ اِلَى السِّتِّينَ Bunun üzerine artan olursa yani erbaîn'den sonra artarsa orada ne gerekir? Yani bi hisabihi yu'ta bi hisabihi hesap edilir ona göre verilir. Yani 40 tane sığırınız vardı. 41 olursa ne verilir? 40'ın 40'ta biri. Yani 40'ın 40'ta biri ne kadarsa o kadar hesaplanır. 40'ta bir olarak kıymeti eklenir buna. Yani bu görüşe göre Ebu Hanife affı kabul etmiyor. Arayı hesaba koyuyor bak. Arayı sığırda ne yaptı? Hesaba kattı. وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ اِلَى السِّتِّينَ يُعْتَى بِحِسَابِهِ وَفِي السِّتِّينَ 60'a ulaştığında 60 sığırınız varsa تَبِعَانِ اَوْ تَبِعَتَانِ 2 tane tebi ya da tebi'e verirsiniz. Tebi neydi? 2 yaşına giren öküz ya da iki tane öküz verir veya iki tane dana verir. İki tane dana verir kim? 60 tane sığırı olan. وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِعُنْ 70 tane ineği varsa bu durumda bir tane müsinne veriyor. Müsinne neydi? 3 yaşına giren inek. Ve tebi'un bir tane de tebi verir. O da neydi? 2 yaşına giren bir öküz. Demek ki 70 tane sığırınız varsa 3 yaşına giren bir tane inek veriyorsunuz. Bir de 2 yaşına giren öküz veriyorsunuz. وَفِي ثَمَان۪ينَ مُسِنَّتَانِ 80 tane ineğiniz varsa 2 tane müsinne veriyorsunuz. Yani 3 yaşına giren 2 tane dana veriyorsunuz. Veya inek veriyorsunuz. 3 yaşındakine dana denir mi? Doğurdu mu artık inektir değil mi? Doğurdu mu inek? Daha dana denmez ona. He? Evet. Öyle var ya sıpa büyüdü neydi? Vardı öyle bir şey. Neyse.
وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبع إلى مسنة. Bir hocamız vardı. İyi bir hocamız. Allah Teala ona hayırlı ömürler nasip etsin. Böyle latifeliydi. İyi ilim sahibidir. Tefsirde maşallah vardı. Böyle ders anlatırken sınıfta aklına gelirdi, gülmeye başlardı bir şey. Herkes anlardı ki bir şey anlatacak ama anlatamıyor. Sınıfta bayanlar vardı, kızlar vardı Haseki'deyken. Derdi ki bu biraz peştemalı kısa derdi bunun. Veya peştemalsız bu, burada anlatılmaz derdi bu. Yani böyle argo bozuk şeyler anlatmazdı da. Tabii onun edebi, hele bir mecliste kadın varsa, yani kadınla aynı sırada ders okunmaz ama maalesef böyle oluyor. Ama olsa bile edep adaba her zamankinden çok daha fazla riayet etmek gerekir, değil mi? İfadelere gerekir. Efendim ve fi temanine musinnetani, 80 sığırda 2 tane müsinne veriyoruz. Ve ala hada yentakilul fardu fi kulli aşratin min tebi'in ila musinnetin. Her onda 80'in üzerine çıkınca bu nisap nasıl değişir? Bir tebi'a, bir musinne. Tebi'a neydi? 2 yaşına giren, 3 yaşına giren bu şekilde devam eder, değişir diyoruz. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.